İnsanlar kendi yerinde, kendi rolünde olmadığında sadece kendi hayatlarına değil, sonraki nesillere de uzanan bir kırılma, bir kopma yaratırlar. Zemini huzursuzluk ve telaş olan bir hayatın üstünde acaba mutluluk kişinin istediği gibi olabilir mi? Bir ailede rol karmaşası olduğunda, babasının annesi rolüne geçtiğinde bir kişi kendi çocuğuna anne olabiliyor mu? O alan boş. Merhabalar. Ebru Demirhan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aile draması, aile dizilimi ve konstelasyon çalışmaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size. Tabii ki yıllar yıllardır anlattığımız konuları sevgili Zeytin Ağacı dizisiyle hemen gündeme getirip epey daha konuşur hale geldik. Zeytin Ağacı bu konuda insanların hem bu çalışmaları öğrenmesine hem de üzerine çok fazla konuşulmasına destek oldu. Bu yüzden diziye, yapımcısına, senaristine, oyuncularına çok teşekkür ediyoruz. Yaşamın Gizli Sözleşmesi kitabımı 2017'de yazdım. 4 günde 5 baskı yapmıştı. Ve daha sonra böyle biraz konusundan dolayı gizli saklı kalmış bir kitap oldu. Şimdi kitabımızı yeniden basıyoruz. Genişletilmiş birçok özelliğiyle. Ailemizi nasıl seçiyoruz? Bir ruh olarak nasıl hareket ediyoruz? Ailemizle, atalarımızla, kardeşlerimizle nasıl eşleşip hayatta bu yolculuğu nasıl ilerliyoruz? Ruhun gözüyle, ruhun bakış açısıyla anlattığım kitabım. Yenilenecek, yeni isim aynı ama kapağı değişecek ve epeyce bir çalışma ekledik içine. Genişletilmiş baskıyla yakında sizlerle olacak. Şimdi size ailede rol karmaşalarını anlatmak istiyorum. Aile diziminin, aile dramalarının, konstelasyon çalışmalarının önemli dinamiklerinden birisi ailede rol karmaşası. Annesinin annesi olan, babasının annesi olan, annesinin babası, babasının babası olan insanları bilir misiniz? Ya da ailenizde, hayatınızda vardır, kardeşlerine anne olanlar vardır, kardeşlerine baba olanlar vardır. Bunun gibi ailenin içinde kişinin kendi yerinde, kendi rolünde olamadığı her bir durum aslında bir rol karmaşası getirir. Bunu önce aileden bağımsız düşünelim. Ailenin dışında örneğin bir şirketmiş gibi düşünelim. Bir şirkette herhangi bir muhasebe departmanında çalışan bir kişinin insan kaynaklarında olması doğru değildir, değil mi? Ya da okulda öğrencinin öğretmen, öğretmenin öğrenci olması doğru değildir. Çok büyük bir karmaşa getirir. Aile de böyledir. Herkesin yerinde olması, herkesin kendi rolünde olması çok önemli bir konudur. İnsanlar kendi yerinde, kendi rolünde olmadığında sadece kendi hayatlarına değil, sonraki nesillere de uzanan bir kırılma, bir kopma yaratırlar. Örneğin babasının annesi rolünü üstlenmiş bir kız çocuk düşünelim. Genç kız olsun, ilerlesin, kendi ailesi olsun ama hep babasının annesi rolünde. Peki babasının annesi rolünde olduğunda aslında annesinin de kayınvalidesi rolünde olmaz mı? Anne ile arasındaki ilişkinin sağlıklı olmasını bekleyebilir miyiz? Olabiliyorsa ne âlâ. Ama olamaması için birçok sebep var demektir. Babasına anne olduğunda babasının kendine baba olmasını engellemiyor mu? Evet. Bırakalım babaanneler babaanne rolünde otursun ve babaanneler sadece babaanne olsun. Dedeler kendi rollerinde otursunlar ve sadece dede olsunlar.
Hayat bu. Çeşitli sebeplerle annemize, babamıza, kardeşlerimize, büyüklerimize, küçüklerimize destek olmamız gerekebilir. Fakat bu rollere bürünerek değil, kendi yerimizden olması gereken bir konudur. Bir ailede rol karmaşası olduğunda, aynı örneğe geri dönelim. Babasının annesi rolüne geçtiğinde bir kişi kendi çocuğuna anne olabiliyor mu? O alan boş. Çocuğu ruhsal olarak bakın, yukarı baktığında boş bir alan görür. Çünkü annesi babaannesinin yerindedir. Bu akış nesiller boyunca birçok kesintiye, birçok yokluk, yoksunluk ve kıtlık bilincine sebep olabilir. Atalarımız ne demiş? Herkes yerinde sağ olsun. Evet, herkes yerinde, herkes yerinin rolünde olduğunda aslında en büyük görevimizi yerine getirmiş oluruz. Annemize, anne babamıza, baba ya da anne olacağım derken kendi rollerimizden ve kendi yerlerimizden feragat ederiz. Enerjimizi böleriz. Peki, tekrar ruhsal açıdan bakalım. Baba anne yerinde oturuyor. Hayatta ya da değil. İşlevi var ya da yok. Çok önemli değil. Ama orada bir baba anne var. Sen gidip babaannenin yerine oturduğunda o zaman bir kişilik yerde iki kişi oluyorsun. Bir kişinin bu halde huzurlu olması mümkün değildir. Rol karmaşalarının sonucunda yerini bırakıp başka role bürünen kişilerde huzursuzluk en çok gördüğümüz duygusal problemlerden birisidir. Aynı zamanda da hep birden fazla kişilik roller doldurmaya çalıştıklarından zaman problemi yaşarlar. Hep bir yerlere yetişme telaşı vardır. Hep bir yerlerin içinde nefes nefese olma, hep bir yere yetişme, hep bir şeyi doldurma telaşı vardır. Çünkü bir kişilik değil, birden fazla kişilik hayat yaşıyorlar aslında. Bu telaş, bu huzursuzluk başka neler getirir? Elbette ki hastalıklara kapı açabilir. Zemini huzursuzluk ve telaş olan bir hayatın üstünde acaba mutluluk kişinin istediği gibi olabilir mi? Olmayabilir. Ümit ederim başaranlar vardır ama olmayabilir. O huzursuzluğun ve telaşın getirdiği hayat koşturmacasının içinde ve içi hep huzursuz olan insanlarda tabii ki dolaşım sistemi problemleriyle karşılaşabiliriz. Sindirim sistemi problemleriyle karşılaşabiliriz. Bu duygular insanın hayatına yük olabilir. Amaç herkesin kendi yerinde, herkesin kendi rolünde, kendi kimliğinde olmasıdır. Bir başkasının rolündeysek o zaman üzerimize çok gereksiz yükler gelir ve bu yükleri taşımak için çok çabalamak zorunda kalabiliriz. İhtiyacımız olan şu: ben bu ailede herkese yerini iade ediyorum. Sadece kendi yerimde, kendi rolümdeyim diyebilme. Kim için? Hangi fedakarlığı yapmamız gerekiyorsa, kime nerede nasıl destek olmamız gerekiyorsa yerinde, zamanında yapalım ve tekrar kendi rolümüze dönelim. Bu konuyu bir de şöyle düşünelim. Bir yemek masasındasınız. Anneniz var, babanız var, eşiniz, çocuklarınız var, kardeşleriniz var. İsterseniz daha da büyütelim. Dayılar, amcalar, teyzeler, halalar, kuzenler var. Kocaman bir yemek masası olsun. Herkesle başka rolden konuşursunuz. Annenizle, babanızla evlat olarak konuşursunuz. Kardeşleriniz için abla, abi ya da kardeş rolünden konuşursunuz. Kendi evladınıza ebeveyn rolünden konuşursunuz. Eşinizle eş rolünden konuşursunuz. Eğer kendinizi böyle bir masada düşündüğünüzde roller karışıyorsa, roller karışmış demektir. Böyle bir masada herkesle doğru rolde konuşabildiğinizi hayal edebiliyorsanız harika. Hayal edemiyorsanız o zaman kendi yerinizde, kendi rolünüzde olun ve bu hayali, bu çalışmayı kendi içinizde defalarca yapıp tüm bu rolleri oturtabilirsiniz. Bir başkasının rolünde olduğunu düşünüyorsanız hemen bugün bu görevi feshedin.
sadece kendi yerimde, rolümdeyim. Aynı örnekte gidelim. Diyelim ki babanızın annesi olma rolünü benimsediniz. O zaman babaanneyi düşün, sana yerini, alanını iade ediyorum. Ben senin torununum deyip yer ayıralım, rol ayıralım, kendi yerimizde huzurla kalalım. Yaşamın Gizli Sözleşmesi'nde bu konuyu bol örnekle anlattım. Yeni baskı yakında geliyor. Keyifli okumalar diliyorum. Kanalımızı takip edin. Konu önerilerinde bulunun. Bize bunu anlat Ebru deyin, ben de size anlatayım. Sorularınızı sorun, yorumlarınızı yapın. Birlikte bilgiyi çoğaltalım. Sevgi ve şifa ile kalın.